Günaydın. Paranın rotasıyla karşınızdayız. Haftanın son iş gününde ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Erdoğan Turan günaydın. Günaydın. Önce her zaman olduğu gibi bir başlıklara bakalım. Kısaca, hızlıca bakalım bir. Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji fiyatlarını en alt seviyede tuttuk diye dün yaptığı konuşmada vatandaşlarımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz dedi. Fiyatları sübvanse ederek olabilecek en az seviyede tutmayı sürdüreceklerini açıkladı. Ayrıca 3600 ek gösterge meselesinin önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüleceğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün yatırımcılarla bir araya geldi. Manşet enflasyonu ikinci plana atmadık dedi. Türkiye'de enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini, dünyada da yaşanan bu geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini, para politikasının yeterince sıkı olduğunu mesajını verdi. Ayrıca manşet enflasyonu ikinci plana atmadıklarını belirtti. Kooperatiflerle ilgili kanun teklifi mecliste, bilgi sistemi oluşturulacak. Düzenlemeyle kadın kooperatifleri teşvik edilecek, önemli. Formula 1 heyecanı başlıyor. 16. etabı Türkiye Grand Prix'si heyecan bugün başlıyor. Birinci antrenman turları 11.30'da yapılacak. Önce antrenman turları. Sonrasında pazar günü de yarış sona erecek. Çin piyasadan son bir yılın en yüklü likiditesini çekmiş. Bir hafta süren tatil sonrası likidite desteğini kısmak amacıyla bankacılık sisteminde net bazda son bir yılın en fazla kısa vadeli likiditesini çekmiş. Toplam tutarsa 330 milyar yuan olarak belirtiliyor. Amerika'da borç limiti krizine geçici çözüm, Senato borç limitinin kısa süreli olarak arttırılmasını onayladı. Gündemin diğer başlıklarına baktığımızda dünya gıda fiyatları 10 yılın en yüksek seviyesinde. Beyaz Saray'dan açıklama var. Diyor ki şu anda enerji maliyetleri konusunda harekete geçme planımız yok diyor. Bu arada Biden'a halk desteği geriliyor. %38'lere gerilemiş. Diğer taraftan enerji krizi, akaryakıt krizi Avrupa'da devam ediyor. İngiltere'de akaryakıt tedariği sorunu sürüyor. Hala akaryakıt istasyonlarında kuyruklar, benzin bulamayan, yakıt bulamayan araçlar söz konusu. Sorun çözülmüş değil. Asker müdahale ediyor ama hala çözülebilmiş değil. Ankara'nın gündemini alacağız. Apar Ankara Haber Müdürü Murat Avucu karşımızda olacak şimdi. Murat'tan da gündemini izleyeceğiz. Günaydın Murat. İyi, haftanın son iş günü. Bugünün gündeminde senden alalım. Günaydın. Bugün İran heyeti Ankara'da olacak. Türkiye ile İran arasında istişare görüşmeleri yapılacak. Malum hatırlarsanız dün de Yunanistan heyeti buradaydı. İki ülke arasındaki istişare görüşmelerinin 63.sü gerçekleştirmişti. Hemen akabinde de bugün İran heyetinin Ankara'da olacağını söyleyebiliriz. Her iki ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcılarının başkanlık yapacağı heyetler bir araya gelecek. İki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağını söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'nin bu görüşmede ileteceği önemli bir mesaj da var. Bunların başında elbette göç konusu geliyor. Özellikle İran üzerinden Türkiye'ye yönelik düzensiz göçün engellenmesi konusunda Türkiye beklentilerini İran heyetine de aktaracaktır. Ayrıca bu görüşmede son dönemdeki İran ile Azerbaycan arasındaki gerilimin de masaya yatırılmasını bekliyoruz. Bugün ilişkin diğer bir başlık öğretmen atamalarıyla ilgili. Daha önce açıklanmıştı 15 bin öğretmen ataması yapılacağı ara dönemde, Şubat döneminde ve bu atamalar için de bir başvuru süreci başlatılmıştı 27 Eylül'de ve o başvurular için de sona gelindi. Bugün son gün, bugün itibariyle artık öğretmen atamaları için başvurular son kez alınacak ve buna ilişkin takvim de işlemeye başlayacak. İlk olarak 25 Ekim'de mülakatlarla ilgili yerler belirlenecek. Ardından da 12-27 Kasım tarihleri arasında sözlü sınavlar yapılacak ve Ocak ayında tercihler gerçekleştirilecek 21-26 Ocak'ta ve atamalar da 31 Ocak tarihinde yapılacak. Yeni öğretmenler de Şubat itibariyle ikinci dönemde eğitim öğretime dahil edilmiş olacaklar. Bugün ayrıca çiftçilere yönelik bir haber de var. Üreticilere destek ödemeleri bugün gerçekleştirilecek. Toplamda 19.4 milyon liralık bir destek ödemesi yapılacak. Bu akşam 18 itibariyle çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği ödemesi olarak 4 milyon 362 bin lira. Sertifikalı ürün desteği olarak 11 milyon
613 milyon lira, mazot gübre desteği olarak da 2 milyon 237 bin liralık bir destekleme ödemesi yapılacak. Dediğimiz gibi toplamda 19.4 milyon liralık bir destekleme ödemesi bugün üreticilerin hesaplarına yatırılmış olacak. Açılışta sen de bahsettin. Dün akşam mecliste bir kanun teklifi daha sunuldu. Kooperatif kanunu diyebiliriz. Kooperatif kanununda değişiklik içeren düzenlemelerin yer aldığı bir kanun teklifi. Kooperatiflerde bir şeffaflık getirecek düzenleme olduğunu söyleyebiliriz. Bir kooperatif bilgi sistemi kurulacak bu teklifle birlikte ve bu bilgi sistemi üzerinden üyeler kooperatifleri takip edebilecekler, gelir gider tablosunu takip edebilecekler. Bu konuda bir şeffaflık getirilecek. Üye olma konusunda bir kriter getiriliyor, bir süreç hızlandırılıyor daha doğrusu. Üyelik başvurularının bir ay içerisinde tamamlanması zorunluluğu getiriliyor kooperatif yönetimlerine. Ayrıca kooperatif yönetimlerinin en fazla iki defa seçilebileceğine dair de bir madde yer alıyor. Son dönemde sıklıkla duyduğumuz kadın kooperatiflerinin desteklenmesi konusu bu metne de girdi. Kadın kooperatiflerinin kurulması desteklenecek. Farklı teşvikler, farklı istisnalar sağlanacak ve kadınların kooperatiflere üye olmaları konusundaki üye olmaları da verecekler harçlarda alınmayacak. Kadınlara bir pozitif ayrımcılık söz konusu olacak. Birçok düzenleme var. Bunların da şu an meclis başkanlarına sunulduğunu söylemiştik. Haftaya bunun da komisyonda görüşmeleri başlayacak. Dediğimiz gibi bugün bu başlıklar öne çıkıyor ama gün içerisinde yeni gelişmeler oldukça da biz aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Teşekkür ederiz Murat, aktardığın detaylar için. Özlem Doğaner, günaydın. Günaydın. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Şimdi dünyanın gündeminde, işte biz de bu masada sıkça tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bir enerji krizi tüm dünyada yaşanıyor. Ciddi bir küresel enerji krizi, küresel akaryakıt sektörünü de çok ciddi anlamda etkiliyor. İngiltere'de hala benzin istasyonlarında akaryakıt tedarik sorunu sürüyormuş. Nakliye aracı sürücü eksikliği yaşanıyor. Burada çokça konuştuk. Benzin istasyonlarında yakıt bulunamıyor. Yakıtın bulunduğu yerlerde uzun kuyruklar oluşuyor. Hatta bir fotoğraf vardı gazetelerde bu hafta. Cristiano Ronaldo'ydu galiba. İşte evet. Milyon dolarlık, euroluk aracıyla benzin arıyor falan. Böyle fotoğraflar da vardı. Yani magazinsel şeyler de çıkıyordu. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında da buna değindi. Özellikle enerji krizine, küresel enerji krizine ve Avrupa'da yaşananlar konusuna. Ve bu konuda Türkiye'nin fiyatları sübvanse ederek olabilecek en az seviyede tutmayı sürdüreceklerini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve en alt seviyede tuttuk dedi enerji fiyatlarını. Bununla başlayalım istersen önce. Bu açıklamalarla başlayalım. Burada bir yapılanlar var. Yani daha doğrusu öncesinde aslında belki atılmış adımları biz burada görüyoruz. Yani şu anda mesela diyor ki Beyaz Saray şu anda enerji maliyetleri konusunda harekete geçme planımız yok diyor. Avrupa bu konuda konuşuyor. Avrupa Birliği ay sonunda özellikle bir toplantı yapacak. Avrupa Birliği'nde yapılacak enerjiyle ilgili. Türkiye'de önceden başlayan bir Eşel Mobil sistemi var. Diğer taraftan elektrik, doğalgaz fiyatları konusunda. İstersen bir özetle neler yapılıyor, neler yaşanıyor bu anlamda? Yani şimdi şöyle bir durum var. Son dönemlerde aslında pandemiyle birlikte biz özellikle petrol fiyatlarında çok ciddi bir düşüş gördük. O dönemde tabii ulaştırma her alanda kapandığı için bu konuda bir sıkıntı yoktu. Ama bir anda enerji fiyatlarında ciddi bir yükseliş oldu. Sadece petrolde, doğalgazda değil, arkadaşlarım da getirirler onları, evet getiriyorlar zaten. Sadece petrolde ve doğalgazda değil, aynı zamanda işte kömürde, emtia, diğer emtia fiyatlarında hemen hemen her şeyde çok ciddi bir yükseliş oldu. Ama öyle bir tablo var ki özellikle enerjiye çok ihtiyaç duyan ülkelerde ve enerji ithalatına mahkum olan ülkelerde daha fazla sıkıntı olmaya başladığını görüyoruz. Avrupa zaten çok uzunca bir süredir sonuçta, özellikle başta Rusya olmak üzere bu konuda bağımlı. Biz de öyleyiz aslında sonuçta. Doğalgaz ve petrole bağımlılığımız var en nihayetinde. Yenilenebilir enerji
oranları her ne kadar artıyor olsa da hem dünyada hem Türkiye'de yine de bu şu anda tam olarak aslında fosil yakıtları ikame edebiliyor diyemeyiz. Evet. Bu nedenle şu anda herkesin enerjiye ihtiyacı var. Şimdi bir de şöyle bir durum var tabii. Pandemide üretim yavaştı. Yani Türkiye'de evet üretim devam etti. Çin'de bir miktar üretim devam etti ama genel olarak dünyaya, küresel ekonomiye baktığımız zaman üretimin yavaş olduğunu, pek çok yerin kapalı olduğunu biliyoruz. Şimdiki tabloda ise insanlar normalleşmeye çalışıyorlar ve bu normalleşme çabasının içerisinde gerçekten ciddi bir tüketim var. Ve bu tüketim içinde doğal olarak bunu karşılamak için de bir üretime ihtiyaç var. Şimdi o üretimi yapabilmek için de bu saydığımız emtialara ihtiyaç var. Sıkıntı var. Dolayısıyla bir de şunu da belirtiyorlar, araya giriyorum, küresel iklim krizi nedeniyle hidroelektrikten yeterli katkı alamıyorlar, rüzgardan yeterli katkı alamıyorlar. Bunlar hepsi sıkıntı. Ve tabii şimdi bu üretimi yapmaya çalışırken özellikle çok ciddi enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor. Çin mesela bu enerji kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı çekiyor. Mesela kömür konusunda da son dönemlerde aldıkları önlemleri biliyoruz. Avrupa'da %600-700'lere çıkan doğal gaz fiyat artışları vardı. Şimdi petrol de bir anda 80 doların üstüne çıktı. Yine, şu anda yine bugün de yine de yükselmiş dolardı. Bugün. Şimdi bu dalgalanmalar çok, yani bir aslında bir 3 yıllık getirsek bunu daha net bir şekilde görmüş olacağız. %12'lerden değil mi? 19, Brent petrolde 19, ham petrolde galiba 12'ydi. Oralardan 80 dolarların üstüne çıkıldı. Şimdi bu tablo ve tabii bir yandan fiyatlar yükseliyor, bir yandan da tedarik konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle hem İngiltere'de o karakıt krizlerini gördük, benzin istasyonları önündeki o tabloyu gördük. Hem de bir yandan da aslında işte acaba bütün dünyada yeni krizimiz enerji mi olacak diye de böyle artık gazeteler, uluslararası gazeteler manşetler atmaya başladılar. Şimdi tablo biraz sıkıntılı görünüyor. Bu konuda işte bu kaynaklara sahip olan Rusya gibi ülkeler daha avantajlı. Ama öyle bir pozisyona giriyor ki işte Rusya bile benim bu fiyatlarla bir ilgim yok demek zorunda kalıyor. Biz yeterince veriyoruz, hatta rekor düzeyde gönderiyoruz diyor doğalgaz. Ortada dengelenmeye muhtaç bir tablo var. Ama ne zaman dengelenir bu konuda soru işaretlerimiz devam ediyor. Şimdi bu süreçte belli ki enerjiyle ilgili ciddi sıkıntılarımız olabilir. Bu doğal olarak bütün ülkelerde enerji fiyatlarının çok yükselmesine sebep oldu. Avrupa'da işte az önce saydığım gibi çok yüksek oranlarda, %600'lerde, %700'lerde fiyatlarda yükselişler oldu. Bunun yansıtılması konusunda Türkiye hep yavaş davranıyor. En son sanayide bir miktar, sanayi için bir miktar doğalgaz fiyatlarında dengelenme, ayarlanma oldu ama konusa yansıyan konuda özellikle hane halklarını korumak adına bu konuda çok hızlı adımlar atılmadı. Aslında hani yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Yapılabilirdi tabii. İsteniyor muydu? Yani yani mesela BOTAŞ'ın ihtiyaç var mıydı? Vardı. Vardı ama yapmadılar. Biraz işte BOTAŞ'ı dengelemek için aslında o sanayiye de yapıldı o elektrik fiyatlarında ayarlama. Şimdi şöyle de bir tablo var tabii. Eşel mobil sistemiyle bugüne kadar aslında Türkiye ciddi bir dengeleme yaptı. Yansıtmamaya çalıştı. Bundan sonraki süreçte de dün Erdoğan aslında enerji fiyatlarını en alt seviyede tuttuk ve vatandaşlarımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz diyor. Yani aslında normalde yapılacak olsa gerçekten ciddi zamlar yapılabilir ama biz bunu engelliyoruz dedi. Bu önemli bir açıklama. Yani devletin en üst seviyesinden gelen bir açıklama, önemli bir açıklama. Ciddi miktarlarda bir aslında tüketim var. Hatta bu yıl doğalgaz tüketiminde ciddi bir rekor kırıldı. Doğalgazdan doğal olarak işte elektrik üretiliyor. Orada da rekor kırılıyor. Orada da rekor kırılıyor. Şimdi o tüketimlere bakacak olursak ve tabii hani şeye de bakacak olursak, normal dünyadaki fiyat, küresel fiyatlara da bakacak olursak bunu sübvanse etmek de çok kolay değil ama bu konuda fedakarlık yapılacağını açıkça söylüyor Erdoğan.
bu anlamda önemli bir tablo. Yani aslında bu bir anlamda vatandaşa doğrudan nakit para vermek kadar değerli aslında. Çünkü cebinden para çıkmasını önlüyorsunuz ki temel ihtiyaçlardan birisi enerji, hane halkları için de. Elektrik, doğalgaz. Elektrik, doğalgaz. Özellikle bu kış aylarına doğru havalar soğumaya başladığı dönemde. Ne kadar direnilebilir bakalım, fiyatların durumuna göre görülecek ama şu anda ciddi bir katkı sağlandığı kesin hane halklarına. Bir de yani bu hani evet ciddi bir tüketim, tüketim kaynaklı üretim, işte enerji kaynaklarının azalması Avrupa için, işte hidroelektrik ve rüzgarın devreye girmemesi, bir de bunlara eklenen işte tır şoförü bulunamaması. Yani İngiltere'de akaryakıt var ama o akaryakıtı taşıyacak tır şoförü bulunamıyor. İstasyonlara taşıyacak. Ve hala devam ediyor. Asker devreye giriyor. İşte İngiliz Silahlı Kuvvetler personeli devreye giriyor. Benzin istasyonlarına 4 Ekim'den bu yana akaryakıt taşıyor. Yani öyle bir dengesizlik var ki her alanda, her alana sirayet eden bu daha da büyütüyor sorunu. Şimdi tabii şöyle bir tablo da var. Eğer elinizde bu akaryakıt varsa ve sadece tek sorun dağıtımsa, mesela çözemiyorlar işte. Mesela Türkiye'de olsa ben kullanayım taşıyayım diye herkes atlar işin üstüne aslında. Orada böyle bir seferberlik durumunda da sıkıntı var galiba ama tam olarak seferberlik ihtiyacı duydukları bir tablo. Çünkü gerçekten şu anda İngiltere Brexit'ten sonra bir akaryakıt krizini bile çözememiş ülke olarak görünüyor tüm dünyada. Yani ciddi bir imaj kaybı. Evet, ülkede şu anda nakliye sürücülerinin toplam sayısının hali hazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğu belirtiliyor. İnanılmaz bir açık var. Çok ciddi bir eksiklik var. Erdoğan Tabii Turan... bu tablo şimdi şöyle bir durum da var. Elektrikli araç üreticileri için ciddi bir reklam aracı olarak kullanılıyor. Ya da şey, yani. Otomasyon, sürücüsüz. Evet. Olabilir. Dün bir miktar... sakin de bir miktar gerileme görmüştük petrolde. Bugün baktığımızda yine 83 doların üzerinde. %1,5 arttı. ABD ham petrolü 80 dolara yakın. Dünkü geri çekilmeleri temkinli değerlendiriyorduk. Çünkü yani bu sorunun kısa vadede çözülebilecek bir sorun gibi durmuyor. Üretimi hızlı bir şekilde arttırmanın imkanı yok. Bunu hükümet yöneticileri bile itiraf ediyorlar. Hızlı nasıl bir çözüm olur da bu yük piyasalardan ya da işte hane halklarından, sanayiciden bir nebze olsun hafifler. Artık bu tartışılıyor biraz. Vergi indirimleri gündemde. Özellikle Avrupa'da ülkelerin enerji maliyetlerinde bir derece diyelim düşüş yaşansın diye bu tarafta vergi indirimleri yapması mümkün. Fakat işte temelinde iki büyük sorun var yaşadığımız enerji darboğazında. Bir tanesi yeşil dönüşüm. Bu yeşil dönüşümün sancısını yaşıyoruz. Diğer ise biraz hazırlıksız yakalanmak, soksuz gelmek buralara. Ama buralara gelince sadece yükselen enerji fiyatları dolayısıyla baskı hissetmiyoruz. Bir örnek vereyim. Doğalgaz fiyatları 5-6 kat arttı Avrupa'da yılbaşından bugüne. Hollanda dünyanın ikinci büyük gıda ihracatçısı. Orada kullanılan seralarda yani oradaki seralarda yüksek oranda doğalgaz kullanan seralarda artık üretim yapılmama noktasına gelindi. İngiltere'de ya da Almanya'da işte gübre üretimi yapan ya da enerji işiyle uğraşan şirketlerden kapanma haberleri geliyor. Hindistan herhalde bir iki günü kaldı kömür stoğu, enerji için kullanabileceği kömür stoğunda. Bunların hepsi bir araya gelince aslında bu iş sadece enerji fiyatlarının yükselmesi değil, gıda fiyatlarının yükselmesi anlamına da geliyor. Yani her taraftan bizi zorlayan bir süreç. Ama kısa vadede çözüm yok. O yüzden bu düşüşler çok anlamlı değil. Yani şöyle bir şey yok. Yani bir petrol piyasasında olduğu gibi güçlü bir kartel. Kömürde, doğalgazda. Yani bir Arabistan, Suudi Arabistan devreye girip dese ki petrol fiyatlarına ben arzımı arttırıyorum. Bunun etkisini hemen görürsünüz. Ama doğalgaz tarafında bunu bu kadar yüksek tonda söyleyebilecek tek bir güç merkezi yok. Talep çok güçlü. Bir panik havası var. O yüzden günlük işte 3 dolar düşmüş, 1 dolar yükselmiş. Çok anlam ifade etmiyor. Rahatlıkla 90 dolara gidebilecek bir petrol piyasası var şu anda.
Brent petrol için söylüyorum. Brent petrol için. Beyaz Saray'ın şu açıklaması da etkili olmuş olabilir mi? Şu anda enerji maliyetleri konusunda harekete geçme planı yok. Beyaz Saray, Amerikalıların enerji maliyetlerindeki azaltmanın yollarını aradığını, ancak şimdilik herhangi bir önlem alma planı olmadığını bildirmiş. Yönetimin yüksek benzin fiyatlarına ilişkin endişeler nedeniyle global enerji piyasalarını izlemeye devam ettiğini söylemiş. Yani izliyoruz diyorlar da bunun yani karşılığı ne olur? İzlenecek ne var? Dönem mi? Mesela Avrupa Birliği de toplanacak ay sonunda. Ay sonunda. Ay sonunda. Yani bunu görüşeceklermiş. Avrupa'da, özür dilerim, Amerika'da benzin fiyatlarında %50'nin üzerinde artışlar var. Bu enflasyonun yukarıda olması demek. Şimdi burada da mesela örneğin öğleden sonra ABD'den istihdam piyasası verileri gelecek. Bu gidişat belki siyasetçiyi karar almada aceleci bir nokta yetmeyebilir ama para politikasını oluşturanları başka tarafa itebilir. Kayıtsız kalınacak bir yer yok ama şimdi ne diyecek bir siyasetçi de? Ama şu önemliydi, bak onu dün duyurmuştuk yani. Amerika stoklarından satış sinyali verdi. Hı hı. Petrol için. Etkisi bir günlüktü. Devamı gelmedi. Yani bu dönem biraz izlenme dönemi değil. Harekete geçme dönemi gibi biraz. Ama bir izleme hali var. Mesela Amerika'da da bir anket yapılmış. Biden'a halk desteği %42'ymiş, %38'e gerilemiş. Biden'a verilen halk desteğinin. Ekonomik sorunlar liderlerin gücünü zayıflatıyor dünyanın her yerinde. Bu çok sürpriz bir sonuç değil. Ama çok uzun bir süre kayıtsız kalamazlar. Fakat şöyle bir sorun da var. Yani siyaset ne yapsın hızlı bir şekilde? Ya da merkez bankacılar ne yapsın? Bu sorundan aşılması için yapabileceğiniz şey nedir ki yani? Çin mesela bir şey yapıyor değil mi? Kömür üreticilerine yüksek oranda destek veriyor. İşte kredi desteği veriyor. Gidin alın diyor, getirin diyor. Bankalara bu işletmeleri sıkmayın diyor. Sıkmayın diyor. Evet. Yani bir derece böyle bir yaptırım gücü var Çin siyasetine ama bu güç dünyanın diye geri kalan kısmında yok ki. Ha, oluyor da ne oluyor? Dertler çözülüyor mu? Zannetmiyorum. Sadece işte bu kışı bir net enerji darboğazında geçirmekten çekinmek için herkes bir çaba içerisinde. Ve işletmelerden ziyade hane halkları öne çekiliyor. Onu görüyoruz. Bu da şu demektir. Yani ne demek bu? İnsanlar evlerinde elektriksiz kalmasın ama işletmeler üretimi ara versinler mi? Böyle bir hal, böyle bir tercih değişikliği varsa bu da büyüme için iyi haber değil. Peki döneceğiz, enerjiyi konuşacağız yine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetelerde de biraz gazetelerden gidelim. Verdiği mesajlar içinde 3600 ek gösterge. Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge için noktayı koydu. 2022'nin sonuna kadar çözülecek. Verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz dedi. 3600 ek gösterge zaten bizim sözümüz. Dolayısıyla bunun üzerinde çalışmalar yapılıyor ve 2022 sonuna kadar çözülecek. Hürriyet'in ekonomi sayfasında da memurların beklediği 3600 ek gösterge çalışması 2022 sonuna kadar bitecek. Neler getirecek denmiş ve burada aktarılmış 3600 ek göstergenin nasıl katkı sağlayacağı. 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu imam hatiplerin emekli aylığının %22 artması, hemşire ve diğer imam hatiplerin emekli aylığında %25 civarında artması bekleniyor. Emekli ikramiyeleri de 32 bin ile 38 bin lira arasında değişen tutarda artış olabileceği hesaplanıyor. Bir taraftan da bu 3600 ek gösterge üzerinden bir söylem devam ediyor. Muhalefetin bu yönde bir söylemi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki bu bizim sözümüz, biz bunu 2022 sonuna kadar bitireceğiz. Evet, bu konuda uzun süredir konuşulan, uzun süredir tartışılan bir konuydu. Bu konuya da söz verdik, çözümü biz getireceğiz diyor Erdoğan. Çalışma hayatıyla ilgili gündemde olan konulardan birisiydi. Uzunca bir süredir gündemde olan konulardan birisiydi. Özür dilerim. Elbette
tabii çalışma hayatıyla ilgili konularda şöyle bir durum da var. Aldığınız her karar aynı zamanda devlet bütçesine ciddi yükler de getiren kararlar. Bir yandan vatandaşı mutlu etmek istiyorsunuz ama bir yandan da ciddi bir yükün altına giriyorsunuz. O yüzden bazı şeyler biraz zamanla oluyor. 3600 ek gösterge de öyle bir konu. 2022 yılında çözüleceği haberini de böylece almış olduk Erdoğan'dan. Evet. Bir süredir gündemindeydi. Bir yandan da tabii özellikle işçi ve memurlar konusunda da toplu sözleşmelerde memnuniyetten bahsetti ve mağdur etmedik dedi. Tabii bir yandan devlet böyle bir adım atıyor. Bir yandan da tabii özel sektöre de çağrı yapıyor mesela Mustafa Varank Sanayi Bakanı. Özel sektör de ezdirmesin diyor çalışanını. Kazanıyorsa paylaşsın. Evet, yani bu dönem çünkü biraz böyle çalışanın mutlu edilmesi gereken bir dönem gibi görünüyor. Özellikle pandemiyle birlikte ciddi bir çalışma koşullarında değişim var çünkü. İşte uzaktan çalışma, hibrit çalışma hayatımıza pek çok şey getirdi. Bu aynı zamanda kamu için de geçerli. O yüzden farklı modeller, farklı yapılar göreceğiz. Bir yandan da tabii vakalar devam ediyor. Hı hı. Olayın da öyle bir boyutu var. Hani tam olarak biz bu işi atlattık diyemiyoruz. Yeni varyantlar, yeni kapanmalar, pek çok haber duyuluyor, pek çok vaka duyuluyor. O yüzden bir süre daha aslında çalışma hayatıyla ilgili farklı farklı yeni kararlar alabiliriz, yeni kararlar duyabiliriz gibi görünüyor. Covid-19'un salgınında yarattığı hani iptallere bir tanesi eklendi. 2022 Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edilmiş. Dünyanın en önemli fuarlarından bir tanesi olarak kabul ediliyordu. 2020-2021'de iptal edilmişti doğal olarak. 2022'de de iptal edilmiş. Yani hala tehdit devam etmekte. Formülle başladı bugün. Başlıyor daha doğrusu sıralama turlarıyla. Evet, bir gong töreni de var Borsa İstanbul'da. Formula 1 de başlayacak. Heyecanlı. Tekrar Türkiye'de olması, tekrar evet. İstanbul'da olması o da sevindirici. Evet, aslında şu anda Türkiye'nin o normalleşme çerçevesinde olduğunu gösteren bir tablo. Bir yandan da çok ciddi turist çeken bir tablo biliyorsun. Evet, dünyanın birçok yerinden işte şeyler geliyor. Çalışanlar geliyor, insanlar geliyor buraya. O anlamda da hani bir yani turizm açısından da bir güven verici bir mesaj aslında. Evet, öyle. Covid-19 evet, salgın içinde. Bir yandan da tabii sadece gelenler değil, aynı zamanda yayıncı kuruluşlar aracılığıyla bütün dünyaya gösteriliyor. İstanbul etabı Formula 1 için de çok farklı ve iyi bir etap olduğu söyleniyor yani teknik olarak da. Evet, öyle söyleyeyim. Ama aynı zamanda tabii bütün dünyada gösteriliyor olması ve İstanbul'un orada sahneye çıkmış olması çok önemli. Bir diğer dün önemli konulardan bir tanesi de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıydı. Bizim yayınımız sırasında son dakika olarak verdik elde edilen kaynaklardan elde edilen açıklamalarla ilgili notları. Sabah gazetesinde TL mevduat 300 milyar lira arttı. TL'ye geçişin sürdüğünü belirtti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu. TL mevduat bu yıl 300 milyar lira arttı dedi. Kavcıoğlu kurdaki yükselişin doların gücüyle ilgili olduğuna dikkat çekerek dolar faiz arttıran ülkelerde de yükseldi dedi. Kavcıoğlu'nun dün mesajları vardı. Diğer taraftan çekirdek enflasyon göstergelerinde yakın dönem eğilimlerinde yavaşlama önemli ve manşet enflasyonu da ikinci plana atmıyoruz açıklaması. Önemli açıklamalar. Dolar faiz artıran ülkelerde de yükseldi sözü de önemli. Bu kura yani kura göre hareket etmeyeceğiz biz. Yolumuzu çizdik. Bu yolda ilerleyeceğiz açıklaması aslında. Geçen faiz toplantısında bir yeni yola girmişti Merkez Bankası. Hı hı. Faiz indirimiyle birlikte. Bunun devamının geleceğine işaret bir açıklama aslında. Özellikle yine çekirdek enflasyon vurgusu önemli. Ve para politikasının dezenflasyonu tesis edecek sıklıkta süreceğini söylemesi de önemli. Manşet enflasyonu ikinci plana atacağımızı söylemedik
de diyor. Yani hani birine bakarken diğerini ikinci plana atmıyoruz diyor. Ama şu anda görünen o ki çekirdek enflasyon ilk sırada olacak bakalım. Ve faiz politikası da bu yönde ilerleyecek gibi görünüyor. Evet. Erdoğan Turan, mesajlardan çıkan sonuçlar, piyasa algılaması ne yönde oldu? Yeni bir şey duymayı çok beklemiyoruz demiştik dün bu saatlerde. Yani çok da yeni bir şey duymadık aslına bakarsan. TL mevduatlarının artıyor olması, rekoru kırıyor olması güzel, fakat DTH'larda son haftalarda bir miktar geri çekme var, fakat yine çok rekor seviyelerde. Yani ikisi beraber gidiyor. İlginç bir durum. Manşet enflasyona bakıyor Merkez Bankası. Doğal, bakacak elbette ama kararlarını... Yani ikinci plana atmıyoruz diyor. Yani sanki hani ikinci plana atılmış gibi bir izlenim. Çekirdek enflasyon vurgusu sonrası. Bakmak başka bir şey. Harekete geçerken neye göre şey başka bir şey. Orası çekirdek enflasyon. Orada da bir geri çekilme beklentisinden bahsediyor hemen Sayın Kavcıoğlu. O yüzden dünkü toplantılardan öyle yeni bir fiyatlamaya gerektirecek bir şey duymadık. Bu ayki toplantısından da Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim beklentisi var. Sene sonuna kadar böyle bir durum söz konusu. Şu ilginçti, yani faizini arttıran ülkelerde veya arttırmayan ülkelerde paranın değerini takip ediyorsanız çok büyük farklılıklar yok demek istiyor. Böyle. Farklı boyutlarda da olsa özellikle gelişen ülke para birimlerinde dolara karşı bir değer kaybı var. Bu değer kaybını önlemek, frenlemek sadece faizi arttırmakla mümkün oluyor mu? Olmadığını gördük. Politika faizi %19'a kadar gelmişti. DTH'larda böyle bir çözülme söz konusu değildi. Dolar endeksini de bir alalım mı o sırada? Bir de şimdi bunun üzerine dolar küresel ölçekte değer kazanmaya başlamışken birazdan bakarız. ABD 10 yıl tahvil faizi 1.60'a geldi. Böyle giderse bir tur daha yükselebilecek bir dolar değeriyle karşı karşıya olma ihtimali var. Bu durumda yani paranın değerini mutlak manada korumak için faizi çok daha yüksek seviyelerde daha da artırarak gidelim demenin faydası yok, karşılığı yok çünkü. Şimdi burada bir tercih değişikliğine gitti derken Merkez Bankası, bunu Türk insanının tercihleriyle birlikte de okumak lazım. Türkiye'de politika faizini 19'dan 25'lere çekseniz de görüldüğü kadarıyla vatandaş döviz tutmaktan vazgeçmiyor. Vatandaş döviz tutmaktan vazgeçmediği sürece de Merkez Bankası'nın o anki para politikası seyri, kararlılığı neyse etkinliği beklenen derecede güçlü olmuyor. O yüzden Merkez Bankası, madem durum bu, konjonktür bu, madem herkes hemen hemen her yerde negatif faiz rakamlarıyla ilerliyor ve büyük merkez bankaları bile negatif faiz o kadar da kötü olmayabilir diyorlar. Ben de çekirdek enflasyonu takip ederek para politikamı şekillendireceğim dedi. Harekete geçti. Şimdi 94'ün üzerinde bir dolar var. Neredeyse değil mi? Yani son bir yılın en yüksek seviyesi. Daha öncesine de bakarsak eğer, belki son 2-3 yıla bakalım. Şunu söylemek yani mümkün, yani mevcut durumda güçlenen bir dolar var. Değer kaybetmesi kolay kolay mümkün olmayan bir varlık dolar şu an. Çünkü daha yeni başlıyor. Yani yeni başlıyordan kastım, eğer bu enerji fiyatlarının yüksekliği, gıda fiyatlarının yüksekliği, işte neticede varlık alımlarının azaltılmasının hızlanması, faiz arttırımının biraz daha yakın olması, bunların hepsi dolara değer katıyor. Çok güçlü bir yükselişten bahsetmedik biz şu ana kadar. Yani daha önce işte 92-93'tü. Evet, ortalamaları işte hatta 97-98. Oralara işte 88-89'ları görmüş. 94'e geldi. Şunu gösteriyor piyasanın fiyatlaması aslında. Doların değer kazanması ihtimali, kaybetmesi ihtimalinden daha fazla. Şimdi durum böyleyken merkez bankalarının para politikalarını da oluştururken eğer bu sorunu faizi arttırarak çözemiyorsam başka sorunların birikmesini engellemek için ben de yolumu değiştiriyorum şeklinde değerlendirmek lazım. Sözü geçmişken bir daha ABD 10 yıllığa bir bakalım. 1.60'a geldi. Son dönemde görmediği rakamları yanılmıyorsam Haziran'da görmüştüm. Evet, Haziran başından bu yana en yüksek seviye. Haziran'dan bu yana. Bugünkü verilere biraz herhalde hazırlık yapıyor piyasa. İstihdam rakamları güçlü gelirse, bu Fed'in varlık alımlarının azaltılmasını çok yakın, çok yakın bir vadede açıklama ihtimali var dedirtiyor piyasaya.
onun fiyatlamasını görüyoruz. Fakat tahvil faizleri yükseliyorsa bunun hisse senetleri piyasasına da baskısı var. MTI'ye de baskısı var. Her yere baskısı var. Olumsuz baskı bu. Evet, ABD 10 yıllıkta da yükseliş var. Haziran başından bu yana en yüksek seviyede. Para politikasında yeterince sıkı olduğumuzu düşünüyoruz. Faiz indirimine rağmen bu konuda değişiklik yok. Şimdi sıkılıktan kasıt ne? Burada herkes farklı farklı şeyler düşünebiliyorlar. Merkez Bankası politika faizini 19'dayken 20'ye çekseydi çok daha sıkı para politikası kararı mı uyguluyor olacaktı? Bu tartışmalardan artık Merkez Bankası kendini uzağa çekiyor. Sıkılık bir şey de ifade etmiyor aslına bakarsan. Hiçbir Merkez Bankası için. Ona bakarsan FED de sıkılaşmaya doğru gidiyor diye değerlendirilebilir. Ama ne kadar gidebilirsiniz? Bugün yaşadığımız sorunları, sadece Türkiye için konuşmayalım, bütün dünya için söyleyelim. Bugün yaşadığımız sorunların ne kadarını merkez bankaları izledikleri para politikalarıyla çözebilirler? Ne yapabilirler bu kurumlar? Ya bunlar böyle kurtarıcı süper kahramanlar falan değiller. Normal koşullarda olsaydı bu merkez bankalarının attığı adımların piyasalarda bir karşılığı olur. Sorunları çözmek için de evet bunlar güçlü adımlardı diyebiliriz. Şimdi enerji mali, şimdi dünkü açıklamalarında Sayın Kavcıoğlu'nun o da vardı. Şimdi dışarıdan gelen bir dalga var. Enerji gıda fiyatları yüksek. Merkez Bankası ne yapabilir ki burayı baskılamak için? Faizi arttırsın. Tamam arttırsın. Birileri de alkışlayabilir. Merkez Bankası işte kredibilitesini arttırdı. Doğru olan yaptı. Sıkı para politikasını. Kredibilitesini arttırmak sadece faizi arttırmakla değil ki. Yani bir ülkenin Merkez Bankası'nın faizi yükseliyorsa o kuruma verilen değer saygı artmaz. Yapılması gerekeni yapıyorsa saygısı artar. Ve Merkez Bankası'nın en büyük silahı budur. Para politikası değil, saygınlığıdır. Şimdi burada biz Merkez Bankası'nı diğer merkez bankalarıyla birlikte okuduğumuz yerde yükselen küresel enflasyon ortamında enflasyonun baskılanması için faizi daha da yukarılara bir yere taşıyalım dediği yerde faydası ne olur diye sormamız lazım. Evet. Faydası mı olur, zararı mı olur diye sormamız değişen lazım. Değişen koşullar var. Bu değişen koşullar daha önceki deneyimlerdeki reçetelerin uymadığı veya olmadığını görüyoruz. Yani her baş ağrısına, her sıkıntıya aynı reçeteyi yazmak olmuyor. Başka sorunlar olabilir bu durumda. Şimdi yine devam edelim gazetelerden. Sabah gazetesinde İstanbul Finans Merkezi'nin hedefi 10 yılda ilk 10'a girmek. Gelir etkisi, katma değer etkisi, finansal hizmet ihracatı, yaratılacak istihdam şeklinde verilmiş bunlar. 15 yıl içinde sağlayacağı gelir etkisi 250 milyar dolar, katma değer etkisi 150 milyar dolar olacak. Halihazırda yıllık 2 milyar dolar seviyesinde finansal hizmet ihracatının ise 16 milyar dolar seviyesine ulaşacağı hesaplanıyormuş. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut faaliyete başladığında İstanbul Finans Merkezi hem Türkiye'nin büyüyen ve dinamik ekonomisi hem de bölgesel finans için önemli bir aktör olacak dedi. Yavaş yavaş sona doğru geliniyor İstanbul Finans Merkezi'nde. Sanırım önümüzdeki ay içinde artık kanun, yani yasal olarak da altyapısının tamamlanması için önemli adımlar atılacak. Ve çok yakın zamanda da aslında biz 2022 zaten hedef ama fiziki oran 67,5 seviyesindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu seviyeyle birlikte yani fiziki tamamlanmasından öte yasal altyapının da tamamlanması konusunda ciddi hızlı adımlara geçilecek gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte tabii şöyle bir durum da var. Geçtiğimiz günlerde APRA'nın finansın geleceği zirvesinde de Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan oldukça detaylı bir şekilde anlatmıştı. Bir araya gireyim hemen. Bir gong töreni var. Bahsetmiştik. Formula 1 için gong töreni düzenleniyor. Borsa İstanbul'da gong Formula 1 Turkish Grand Prix'si için çalıyor. Önemli bir organizasyon. Kalabalıkmış da bayağı. Organizasyon da kalabalık. Evet. Bir gong töreni gerçekleşti. Onu da vermiş olalım. Ekranlara yansıtmış olalım.
heyecanlı bir organizasyon. Bugün sıralama turları dediğin gibi, sonrasında pazar, cumartesi pazar da yarıştırılacak. Heyecanla İstanbullular takip edecekler bu önemli yarışı diyelim. Kusura bakma, araya girdim. Evet, gayet Türkiye için az önce de konuştuk. Güzel bir tablo. Tekrar Formula'nın Türkiye'de olması. Özellikle dünyada çok ciddi fanları var bu işin. Ve her yerde böyle bir İstanbul havası olacak. Tabii bir yandan da özellikle yatırımcı çekmek için de aslında İstanbul'un reklama da ihtiyacı var. Dolayısıyla Borsa İstanbul biraz da bunu hani yatırımcı içinde hani nasıl formülaya geliyorlar, borsaya da gelsinler gibi böyle bir şey de var, isteği ve niyeti de var aslında. Umuyoruz formüle kadar hızlı gelirler yatırımcılar, yabancı yatırımcılar da. İstanbul Finans Merkezi önemli olacak. Evet. Çünkü Göksel Aşan'dan bahsediyordun. Evet, Göksel Aşan'dan bahsediyorum. Kendisi de oradaydı. Orada konuşacak herhalde az sonra da. Şimdi orada şöyle bir durum var. Türkiye'nin Göksel Aşan'ın da anlattığı gibi Türkiye'nin öne çıkan çıkabilecek çok önemli iki konusu var. Birisi katılım finans, faizsiz finans sistemi yani. Birisi de fintech. Türkiye çok hızlı bir şekilde finansal teknolojiye adapte olmaya başladı. Çok önemli adımlar atıyor. Sürekli de gelişen bir alan orası. Faizsiz finans kısmı ise yıllardır çok ihmal ettiğimiz ama çok gelişmeye müsait. Hatta Avrupa'nın, özellikle İngiltere'nin bizden rol kaptığı bir tablo. İkisi için de strateji belgeleri oluşturulacak önümüzdeki günlerde. O da önemli olacak. Ve tabii işbirliği yapmak istediklerini söyledi Göksel Aşan. Malezya'dan ciddi bir teklif var ama dedi o bize çok da uymayabilir. Körfez çok ilgili dedi. Körfez'in çok ilgili olması zaten özellikle katılım finans kısmına da çok ciddi bir oradan giriş olabileceğinin mesajını da vermiş oluyor. Türkiye açısından çok önemli. Bölge açısından da çok önemli. Biz bu işi sadece fiziki değil, diğer anlamda da yani içerik anlamında da gerçekten istenilen seviyede doldurabilirsek bu bölgenin en önemli ekonomik hareket alanı haline geliriz. Finans anlamında. Şimdi üretim olarak üretim üssü olmaya doğru dün de konuşuyorduk. Çok önemli hamleler ve atılımlar var. Oraya doğru bir gidişat söz konusu. Finansta da bir hani bahsettiğin gibi bir üs olma kolay bir şey değil. Çok zor. Değil tabii. Yani, ama niyetin olması, adımların atılması, önemli yatırımların yapılması kazanımlarının da büyük olması anlamına gelebilir. Şimdi aslında Göksel Hoca'nın altını çizdiği bir konu var ki konjonktürel olarak bakarsanız bu tip projelere yani şu anda konjonktürel olarak dünyanın hiçbir yerinde çok da uygun gibi görünmeyebilir. Ama biz bunlara gelecek projeler olarak bakıyoruz. Şu anda dünyada böyle gelecekle ilgili proje üreten fazla bir şey yok. Yok. Kimse tabii ilgilenmiyor. Evet. Yani şimdi buna gelecek projesi olarak baktığımız zaman zaten önümüzdeki dönemde evet rakiplerimiz de var tabii ki yani hani Dubai'de var, Londra'da var yani. Hani var, bölgede çok ciddi rakipler de var ama sizin avantajlarınız da var işte. Yani o avantajları iyi kullanmak lazım. O avantajları kullandığınız zaman da gerçekten bu anlamda önemli bir güç haline gelebilirsiniz. Türkiye'de bu altyapıyla sadece fiziki değil, aynı zamanda yasal altyapıyla önemli bir finans merkezi olma yolunda ilerlemeyi hedefliyor. Güç demişken bugün gazetelerde de yer alıyor, tartışılacak bir konu. Avrupa Birliği Batı Balkan Zirvesi yapıldı. Burada genişleme meselesi yeniden masaya getirilmiş. Bazı AB liderleri dış politikanın Avrupa'dan başlaması, Balkanlara öncelik verilmesi gerektiğini dile getirmiş. Avusturya Başbakanı'nın sözleri var. Eğer Avrupa Birliği perspektif sunmazsa Çin, Rusya veya Türkiye gibi başka süper güçler burada daha büyük bir rol oynayacak demiş. Avrupa Birliği'nden Avusturya Başbakanı'ndan gelen bir söz. Hani bu çerçevede değerlendirirsek aslında görülmüyor da değil. Hani gelişmeler. Yani bugüne kadar Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alınmasın diye en büyük ayak direyenlerden birisi olduğu için Avusturya.
bu sözü söylemesi de herhalde bazı noktalarda kırılma yaşadığını gösteriyor. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Siz Avrupa'nın üretimini yapıyorsunuz şu anda. Avrupa'nın gıdasını üretiyorsunuz. Avrupa'nın giyimini üretiyorsunuz, mobilyasını üretiyorsunuz, her şeyini üretiyorsunuz aslında şu anda. Ve daha da fazla üretmeye başlayacaksınız. Çünkü sizin üzerinizden Avrupa'ya, yani sizi bir üs olarak seçmeye çalışan hem Avrupalılar var, hem Amerikalılar var, hem Asyalılar var. Dolayısıyla Türkiye Avrupa'nın yanında, özellikle de bu pandemi krizinde Avrupa'nın yavaşlığı, üretim sıkıntıları, nüfus sıkıntısı, buna baktığımız zaman çok ciddi bir Türkiye'nin bu konuda avantajı olduğunu da görüyoruz. Şimdi Avrupa'nın süper güç olarak görmesi önemli. Avrupa Türkiye'den bunları karşılarken Rusya'dan da enerjisini karşılamaya çalışıyor. Yani her şekilde Avrupa'nın daha çok bağımlı olduğu bir döneme doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Şimdi bu süreçte Türkiye biraz böyle kendinin farkına varması lazım. Türkiye'nin en büyük problemi şu anda bu. Türkiye'nin kendinin farkına varması gerekiyor. İçerideki bu kısır kavgalar, işte seçim atmosferi falan bir yana, onlar tabii ki olabilir, sürecek siyasi olarak, ama bir yandan böyle çok potansiyel olarak çok önemli bir fırsat var önümüzde. Bu pandemi bize bambaşka bir şey getirdi. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bunu kaçırmamamız gerekiyor. Dışarıdakiler görürken bizim daha da fazla görmemiz gerekiyor. Evet, Türkiye şu anda kriz yönetimiyle, nüfusuyla, üretim gücüyle, teknolojiye adaptasyonuyla bir süper güç pozisyonunda Avrupa'nın kenarında duruyor. Avrupa artık bizi, Avrupa Birliği'ni alsa da almasa da bir önemi yok Türkiye'nin için. Zaten şu cümle aslında ilginç. Diyor ki Avusturya Başbakanı Kurz diyor ki, Avrupa Birliği bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa Çin, Rusya ya da Türkiye gibi diğer süper güçlerin orada daha büyük bir rol oynayacağının farkında olmalıyız. Yani aslında Avrupa Birliği'ne girerse daha da mı hani bastıracağız onları diyor. Yani ilerlemesini engelleyen bir şey gibi de, bir cümle gibi de Avrupa Birliği ülkelerin. Yani şimdiye kadar özellikle Almanya işte yoğun bir nüfus, daha farklı bir güç diye bakarak aslında bir miktar engellemişti. Hani bu gücü çok içeride tutamayız gibi bir şeyle engellemeye çalışmıştı. Şimdi de dışarıda tutmak belki daha büyük bir sıkıntı olacak onlar için. Ama şu anda Türkiye'ye sorsanız Avrupa Birliği'ne girmek ister mi diye, şu anda zaten Avrupa'nın kriterlerini Avrupa'da yakalayan yok. Maastricht kriterlerini Türkiye yakalıyor yani. O yüzden de baktığınız zaman evet, Türkiye Avrupa'nın dışında Avrupa'dan daha büyük bir noktaya doğru ilerliyor. Böyle de bir itiraf gelmiş. Yani kendimizi, bazı konularda eksiklerimiz var. Bazı konularda sıkıntılarımız var. Tüm dünyada da sıkıntı yaşanan bir dönem zaten. Hani gözlerimizi de bazı şeylere kapatmayalım ama fırsatları ve potansiyelimizi de göz ardı etmeyelim. Bir de bir kendini küçümseme hali de oluyor. Ve ondan da bir kurtulamama durumu da oluyor zaman zaman. Yani birbirimizi eleştireceğiz yani diye Avrupa, kendimizi Avrupa'dan küçümsüyoruz. İşte evet. Başka ülkelerle kıyaslamada hep böyle bir kendini zaman zaman, bazı insanların tabii ki. Hı hı. Yoksa bazı insanlar da hiç o küçümsemenin dışında değil. İşte üretiyor, dünyaya savunma sistemleri satıyor. İHA'lar, SİHA'lar üretiyor ve satıyor onları yani. Ama bazı insanlarda da bir küçümseme hali ve bir kıyaslamada şey var, problem söz konusu olabiliyor. Şöyle bir şey, aslında Türkiye'de ciddi bir dönüşüm yaşandı ve devlet olarak baktığımız zaman asla böyle bir bakış açısı yok. Yani kendini daha öyle bir şey yok, daha evet. Küçük gören, daha şey gören bir durum yok. Tam tersi, dünya beşten büyüktür diye bağırıyorsunuz. Ama buna adapte olamayanlar var, böyle bir sıkıntı var. Yani sürekli bir böyle batıyı daha iyi görme ve batı karşısında Türkiye'yi sürekli böyle bir küçümsemeye çalışma ya da o kompleksten kurtulamama hali var. Kompleks, evet. Evet, bundan kurtulması gerekiyor. Doğru, belki kelime o. Böyle bir durum var. Peki, şimdi bir diğer yine dünden bugüne gelen ve hani enerjiyle çok konuştuğumuz konu, gıda fiyat endeksi açıklandı. Son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Dünyanın kabusu gıda fiyatları, Hürriyet gazetesinde
Arap Baharı'nın yaşandığı 2011'den bu yana yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesine işaret etmiş. Bir taraftan da bu var. Gıda fiyatları. O tarafta da yükseliş devam ediyor. Yani işte buralarda kırılım olması lazım ki hani enflasyondaki geçicilik yaşanabilsin. Ama hali hazırda iklimin etkisi, üretimde yaşanan sıkıntılar, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar enflasyon tarafını körükleyen bir başka unsur diyebiliriz. Erdoğan Turan, hani geçicilik konusunda bir mesaj var. Bu geçicilik konusunda da şey aranıyor, böyle bir ipucu aranıyor. Ama hani gelen veriler şu anda tabii hepsi yükselirken insan hani kötünün içinde olumlu tarafı düşünemiyor. Daha kötüsünü olacak diye tahmin ediyor gıdada, enerjide. Çünkü yani kısa vadeli bile olsa bir ışık görünmüyor ufukta, ne yazık ki. Nasıl çözeceksiniz? Yani enerji gıdayı vuruyor, gıda enflasyonu vuruyor, hepsi tüketiciyi vuruyor. Böyle bir sarmala girdik. Üstüne iklim koşulları de, arz sıkıntıları de, üretimin zorlaşması da hepsi bir araya gelince kusursuz fırtına gibi ortaya çıkan tablo bu. Bir kıtlık hali konuşulmaya başlandı. Yani eğer bu kafalarda yer edinmeye başlarsa, o kıtlık hali yaşamadan kıtlık hissi oturursa insanların içerisine, işte İngiltere'de gördüğümüz gibi rafların boşaldığı zamanlara şahitlik edebileceğiz. Almanya'da dün sanayi üretimi geldi değil mi? Ağustos'ta. %4 düştü. %4 düştü. Evet. Yani Almanya gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Hani tabii üretim o, gücü olan bir ülkeden bahsediyoruz. Arz sıkıntısı, tedarik sıkıntısı falan diyoruz ya. Orada otomobil üretiminin büyük bir ağırlığı var. Bu çip tedariği problemi üretimi orada %17 düşürmüş. Evet. Az değil. Otomobil ve otomobil parçaları %17,5 düşmüş. Ya o da işte sanayi üretiminde beklenmedik kötü sürprizi çıkartıyor ortaya. Yani sanki şey gibi değil mi? İklimin değişmesi lazım. Hani böyle bir kuraklık dönemi yaşıyoruz. Birden hani yağmurların yağması, iklimin değişmesi gerekir gibi böyle bir şey gerekiyor. İklimin, daha doğrusu tarımsal üretime uygun hava koşullarının giderek zorlaştığı bir döneme şahitlik ediyoruz biz. Yani bu sene olmasa önümüzdeki sene bu sorunu yine konuşacağız. Artarak gidiyor. Evet, artıyor. Azalmıyor işte. Azalmıyor işte. Sıkıntı o. Şimdi bunun normalleşmesi için yeşil enerjiye dönelim diyoruz. Bu sefer enerjiden enerji patlak vuruyor, enerji gıdayı vuruyor. Böyle bir sarma derken bunu kastediyoruz işte. Böyle bir zorlu dönem. Peki, piyasalar nasıl bir başlangıç yapacak? ABD 10 yıllığa baktık. Haziran başından bu yana en yüksekte. Dolar endeksinde bir yükseliş var. Petrol fiyatları. Bir onları bir tekrarlayalım, bir özetleyelim. Önce ABD tahvil, sonra bir dolar endeksi, sonra petrol fiyatları, sonra ABD borsaları şeklinde gidelim. Bir özetleme anlamında, evet. ABD 10 yıllık 1.59'da. Haziran başından bu yana en yüksekte. Tabii faizli yükseliyor. Borsalar için iyi haber değil. Peki. Borsalar için iyi haber değil. ABD o zaman vadelilere bakalım. Bir ABD borsalarına bakalım. Dün ABD borsalarının kapanışı yükselişteydi. Dow Jones %1'e yakın yükseldi. S&P Nasdaq'ta %1 kazançla kapandı. Bugün vadeliler yönsüz. Bir şey göstermiyor şu an. Hı hı. Çünkü petrol fiyatları tekrar yükseliyor ve 15-30'da gelecek tarım istihdam rakamını bekleyecekler. Asya'ya bakalım. Çin tatilden döndü. Nasıl döndü? Artarak, yükselerek döndü. O sırada yine fırtına oldu. Kendini limanda bekliyordu. Japonya arttı, Hong Kong arttı. İşte ufak ufak da olsa. Burası da yönsüz o zaman, yani değil mi? Öyle mi anlıyorsun? Evet, çok yönden bahsetmek mümkün değil. Bizim açılışımız da büyük ihtimalle yönsüz olacak. Ya çok hafif artı açarız ya da çok hafif eksi. Hafif eksi açma ihtimali biraz daha yüksek. Hı hı. Dün Borsa İstanbul tarafında hareketlilik vardı. Açılış, hani dün sabah söylediğimizde hep böyle sakin, %0,2, 0,3 böyle yatay açılış varken biraz daha hani %1'e yakın artıyla bir başlangıç vardı. Gün boyu da devam etti herhalde bu. Kapanışta da %1,8'lik yükseliş gördük. Hı hı. Küresel borsaların seyrine paraleldi aslında dünkü kapanışlar. Hatta biraz daha iyiydi demek de mümkün. Ama bugün dışarısının yönsüzlüğüne biz de ayak uyduracağız galiba. Çünkü düne göre yüksek petrol fiyatları,
Düne göre daha yükselmiş dolar endeksi ve bir önemli verinin beklentisiyle başlıyoruz. Bugün daha yönsüz bir seyir bekleniyor. En azından 15.30'a kadar diyelim. Veri geldikten sonra piyasalar hareketlenir gene. Neye göre? Veri tarım dışı istihdam rakamı 500 binin üzerinde gelirse, beklentinin üzerinde bir rakam, biraz satışı tetikler. Dolara değer kazandırır, tahvil faizi biraz daha yükselir, borsalar biraz düşebilir, ons altın düşebilir. Beklenen oranda gelirse, yani mevcut rakamlardan farklı bir şey beklemek biraz zor. Ama diyelim 500 bin beklenirken 300 bin geldi, 250 bin geldi. Bu riskli varlıklara bir ufak da olsa bir rüzgar etkisi yaşatır bize. Evet. Borsa İstanbul'un açılışına gidelim. Devam edeceğiz. Evet, borsanın açılışı geldi. Yönsüz, yatay bir açılış. Beklendiği gibi yönsüz bir yatay açılış geldi. Ama güne başlarken yükselenlere bakınca hemen enerji sahayı gördüm. Oradan bir haber var, okuyayım mı hemen? Buyurun. Enerji sahanın çoğunluk hissesine sahip olduğu Eşarj'la birisi arasında 2019'da imzalanan anlaşma kapsamında Bursa, İstanbul, Denizli, Antalya, Tekirdağ, Trabzon, Adana'daki Birisa'nın seçili otopolitik mağazalarında şu ana kadar toplam 8 hızlı elektrikli şarj istasyonu devreye alınmış. Yıl sonuna kadar da bu sayı 17'ye çıkacakmış. Evet. Enerji sahi hisselerinde de o zaman biz yüzde en çok artanlara bir bakalım önce. Sonra da gelsin. Vestel, Beyaz Eşya, Enerji Sahi Enerji, Ege Endüstri, Pegasus ve Aselsan olarak ilk daha açılış itibariyle BIST100'de en çok artanlar olarak sıralanıyor. BIST100'de en çok azalanlara da bakalım madem. Buraya geldik. Buradan devam edelim bir. Açılış itibariyle Borsa İstanbul %0,08 artıda 1398 puanla güne başladı. En çok azalanlara bir bakalım BIST100'de. En çok artanlar sırasında Vestel vardı. Doğuş Otomotiv, Emlak Konut, Türk Telekom, Koç Holding ve Aksa olarak sıralandığını görüyoruz. En çok azalanlarda da orada hafif eksiler söz konusu. Koç Holding'den de bir haber var. Yatırım teşvik belgesi. Hı hı. Koç Holding hisselerini alalım. Pardon, yanlış söylüyorum. Hayır, yatırım teşvik belgesi değil. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Fenerbahçe Kalonş Yat Limanı'nın yatırım dönemi dahil 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirme ihalesi kapsamında gerçekleştirilen açık artırma sonucunda şirketin bağlı ortaklığı Tekart verilen 2.5 milyar TL tutarındaki teklifle en yüksek teklif olarak kaydedilmiş. İhalenin kesinleşmesi için Rekabet Kurulu'nun onayı bekleniyor. En yüksek teklifi verdi Koç Holding'e bağlı Tekart, Borsa İstanbul. Da bir de endekslere bakalım. Endeksler nasıl bir başlangıç yaptı? Dün metalene ana sanayiye en çok katkıyı veren, en çok yükselen endeksti. Bankacılık yatay. Sanayi biraz daha %0,10 arttı. Turizmde %0,53'lük düşüş var. Spor, gayrimenkul ve teknolojide yine artı da yatay diyebiliriz. Devam edelim. Bir tek kimya sektöründe hafif bir gerileme söz konusu. Onun dışında dediğimiz gibi hafif artıda bir seyir var. Ama 1398, 1400 puan seviyesi kırılamıyor. Madem öyle enerji sayı da alalım da. Enerji sayı da bakalım bir. Verdik. Enerji sayının da bir grafiğine bakalım. Evet, %2,51'lik artışla 10.60 seviyesinde enerji sayı hisseleri. BDDK bankacılık sektörünün rakamlarını, 1 Ekim haftası rakamlarını açıkladı. Bankacılık hisselerini alalım o sırada arkaya. Sektördeki toplam kredilerde TL cinsi krediler. %0,4'lük artış var. TL krediler haftalık bazda %0,8 artmış. Döviz cinsi kredilerde %0,9'luk bir daralma var. Donuk kredi oranı %3,6 seviyesinde sabit. Karşılık oranında %77,6'dan %77,9'a çıkmış. Evet.
Ama bankacılık endeksi hala bir toparlanma çabası vardı ama onu başaramamış gözüküyor. Aynısı Borsa grafikte. İstanbul'da da var. Bir çaba var ama çok güçlü bir çaba değil bu. Belki bazı göstergeleri toparlıyordur 1400 seviyesine yakın olmak ama enerji fiyatları bu kadar yüksekken hiçbir borsada yükselişin devamını böyle güçlü bir şekilde beklemek o kadar kolay olmuyor. Evet. Diğer taraftan bir de madem öyle altın tarafında hani etkileyebilir demiştiniz. Bir de altına bakalım. Türkiye İhracat İklim Endeksi geldi bu arada. Evet, onu da anlatalım. 54.7 oldu. İhracat pazarlarındaki talep koşullarında belirgin iyileşmenin devam ettiğini gösterdi diyor ISO. Ağustos'ta 55.9'du. Eylül'de 54.7 olmuş. Euro bölgesinde Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde ekonomik aktivitedeki genişleme hız kaybetti. Birleşik Krallık'ın büyüme hızı arka arkaya 4 ay yavaşladı. Amerika'da üretim yükselmeye devam etti ancak ekonomik aktivitedeki artış hızı son bir yılın en zayıf düzeyinde kaydedildi. Orta Doğu'nun büyük bir bölümünde talep koşulları belirgin iyileşti. En hızlı üretim artışı Katar'da gerçekleşti. Mısır ve Lübnan'da talep koşullarının bozulduğuna ilişkin sinyaller yer aldı. Birçok Asya Pasifik pazarında ise aksaklıklar sürdü deniliyor. 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye işaret ediyor tabii. 54.7 olmuş ama, Eylül ayında. Ama gelen sinyaller çok da olumlu değil. Yani ekonomik aktivitedeki artış hızı yavaşlıyor. Her yerde yavaşlıyor. Evet, yılın başlarında Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte ana ihracat pazarlarının ekonomik aktivitesinde kaydedilen güçlü büyümenin ardından 3. çeyrek sonu itibariyle talep artışının yavaşladığına ilişkin sinyaller devam etti deniliyor. Yani her yerde zayıflayan bir şey var. Artış hızı, ekonomik aktivite. Euro bölgesinde Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Amerika, Orta Doğu. Orta Doğu'da sadece talep koşullarında bir iyileşme var. Evet. Ama öbür tarafta, evet, öbür tarafta bir yavaşlama var. Bunun devamı işte bu devam eder mi etmez mi? Yani önemli olan o. Tabii neden yavaşlıyor bu arada? Bir yandan da fiyatlar yüzünden yavaşlıyor. Fiyatlar yüzünden. Yani pandemi etkisi değil burada. Evet. Bu seferki pandemi etkisi değil. Daha önceki pandemi etkisiydi. Bu seferki bir pandemi etkisi değil. Bu seferki biraz daha işte fiyatlamalar, enflasyon koşulları, tedarik sorunları belki. İşte Almanya'dan gelen sanayi üretimindeki düşüş çok sert. Bunun etkisi var. Erdoğan Turan. Bu aslında bir sinyal. Ciddi bir sinyal. Küresel sürpriz anlamda. Sürpriz de değil. Küresel ticaret biraz yavaşlayacak son çeyrekte. Büyümenin yavaşlamasını beklediğimiz gibi. Ama enerji maliyetlerinin bu kadar yüksekliği, işte arz sorunlarını bu kadar yüksekten konuşuyor olmak, üreticiyi üretmekten nasıl diyeyim bir derece çeken etkiyi konuştuğumuz günlerde alıcının bundan bir ay önceki döneme göre daha güçlü olduğunu söylemek mümkün değil. Satıcının, üreticinin daha güçlü olduğunu söylemek mümkün değil. Böyle bir dönem. Daha düşük rakamları beklemek de herhalde çok şey değil, zor değil. Şimdi bambaşka bir sorun dönemine giriyor küresel ekonomi. Hiç hazır olmadığımız, hesaba çok da katılmamış bir dönem bu. Bu alıcıyı da zorlar, satıcıyı da zorlar bir nitelikte. Hangi fiyatı koyacaksanız da alıcı sizin ürettiğiniz malı almaktan vazgeçmesin. Zaten üretim maliyetleriniz yükseliyorken, siz nasıl bir avantaj elde edebilmelisiniz ki o pazarı kaybetmeyesiniz? Ya ürettiğiniz ürün vazgeçilmez bir ürün olmalı ya da çok uygun koşullarda iş yapıyor olmanız lazım. O yüzden bu son çeyrekte biz büyüme tahminlerinin, Dünya Ticaret Örgütü'nün rakamları vardı ya geçen hafta, bir artıştan falan bahsediliyordu küresel ticaretin. Bunların hepsinin yavaşladığını göreceğiz. Küresel ekonomi bir vites küçülecek. Öyle gözüküyor. En az bir vites. Bir de tabii şöyle bir durum da var. Mesela bunu konuşmadık ama Çin Merkez Bankası mesela en güçlü son bir yılın en fazla kısa vadeli likiditesini çekmiş piyasadan. Yani hani bir de bir yandan da böyle şeyler de var.
Bir taraftan likitte verdiği dönemler oluyor Çin Merkez Bankası'nın, ama eğer Çin yaşanan konut sorununa çözüm üretmekten biraz böyle imtina ediyorsa, para piyasalarını sıkıyorsa büyümemeyi tercih ediyor. Evet, böyle kötü bir şey. Çok kötü değil aslında. Hani biz hep böyle büyüyelim diyoruz ya. Yani o kadar öyle büyümek belki artık tercih edilen bir büyüme değil. Ama Çin'in büyümemesi, yani Çin'i ilgilendiren bir durum elbette ve Çin için bir politik olabilir de Çin'in büyümemesi kısmı herkese dünyayı yani olumsuz etkileyen bir tablo ortaya çıkarıyor. Oraya mal tabii satan, orada değil mi? Yani. Üretim yapan. Emtia satan. Emtia satan. Sadece Çin ülkeleri bağlar. Ülkeleri de bağlıyor. Bağlar. Ama böyle bir şey yapıyorsa Çin yönetimi de, herkes buna göre iş yapsın. Diğer taraftan mesela Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisi diyor ki ECB uyarılara rağmen enflasyon kırmızı bölgesinden uzakta diyor. Bunlara herkes için kırmızı bölge enflasyonun, yani bilmiyorum. ECB'nin bu arada yeni teşvik, hani bu bittikten sonra yeni bir teşvik paketi üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Acil durumdan normal durum teşviğine. Yani şöyle, teşvik kısmından devam ediyor. Şöyle bir durum yaşıyoruz. Küresel merkez bankalarının gördüğü bir tablo var. Ama mevcutta yaşanan tablo içinde o görülen ve hani söylenen şey çok uzak gibi geliyor. Bir tarafın ki yani şu anda yaşayanlar, hani mevcut tabloyu yaşayanlar, Merkez Bankası'nın söylediklerine böyle biraz uzak duruyor. Nasıl diyor, kırmızı çizgide değiliz, işte nasıl enflasyon geçici diyor. Piyasa aktörleri değil, ekonomistler soruyor bunu. Piyasa aktörleri, yani parasını herhangi bir şekilde bir düşünceye yatırmış olanlar, bu tabir olur, hisse senedi olur, emtia olur. Onlar merkez bankalarının söylediklerine şu ana kadar itiraz eder fiyatlamalar yaşatmadılar. Eğer gerçekten çok büyük bir korku olsaydı, 10 yıllık tahvil faizi çoktan 1.80'in üzerinde olurdu ABD'de. Endeksler çok daha düşük seviyelerde olurdu bütün dünyada. Böyle bir durum yok. Ama ekonomistler burada hararetli bir tartışma içinde. Yani bizi ikna edemiyorsunuz diyorlar. Yani şimdi burada tabii yaşadığımız durum, seri bir şekilde önümüze gelen bu yüksek enerji maliyeti bir şok yaşatıyor. Fakat burada bilinmeyen şu, ne kadar sürecek? Şimdi çok uzun bir süre devam edecekse, burada merkez bankalarının söylemleri yavaş yavaş değişecek demektir. Bu değişime de kimse itiraz etmez. Yani siz dün böyle söylüyordunuz, bugün böyle diyorsunuz. Buradan bir arıza çıkarmazlar. Çünkü merkez bankalarına hala ihtiyaç var. Piyasa aktörleri oradan gelecek desteğe ihtiyaç duyuyorlar hala. Ama yazın başından beri biz burada konuşuyoruz. Merkez Bank, özellikle FED bu cümleyi kurduğundan beri enflasyon düşük kalacak. Biz de şunu, nasıl düşük kalacak? Yani hangi koşullar, ne bekliyorsunuz mesela diyordu. Aynen soru buydu. Siz önümüzdeki yıl petrol fiyatlarının ne olmasını bekliyorsunuz mesela? Gıda fiyatları düşecek mi? Enerji maliyetleri daha mı düşük olacak? Tüketicinin talebi mi yavaşlayacak? Ne olacak da? Neye daha dayanarak? Düşük? Evet. Yani buralar çok net bilinecek konular olmadığı için bizim için tartışma konusu. Şimdi bunu bütün dünya tartışıyor. Ama piyasa aktörleri değil, buraya para yatıran, elini taşın altına koyan insanlar değil, süreci kenardan izleyenler tartışıyor bu. Peki. Şimdi Orta Doğu'nun büyük bölümünde talep koşulları da belirgin şekilde iyileşiyor. Dolayısıyla belki ihracatçılar için Orta Doğu pazarı bu dönemde daha fazla belki yön çevrilmesi gereken alan olabilir. Onlara kancan geliyor. Yani petrol fiyatları yükseldikçe bu ülkeler kaybettiklerinin bir kısmını geri alacaklar. Eski gücü olmaz tabii de. Ama onlar da bu petrol fiyatları düştüğü dönemde acı çektiler. Zor bir süreç yaşadılar. İlk defa konulan vergileri konuşuyorduk. Evet. Enerjiyi ücretsiz verenler bir anda vergi almaya başladı. Fiyatları yükseltmeye başladı. Ciddi sıkıntılar yaşamışlardı. Mesela hani Orta Doğu'da bir hareketlenme var. İngiltere, Suudi Arabistan ve diğer bir grup Körfez ülkesiyle ticaret anlaşması imzalama sürecini başlatmış. Yani diğer ülkeler de buradaki canlılığı görüyor. O tarafa doğru bir yönelme söz konusu. Bir de bir haber vardı futbol dünyasından. Newcastle United'ın Suudi konsorsiyumuna satışına onay verilmiş. İngiltere'nin en önemli kulüplerinden bir tanesi, İngiliz futbol takımı. Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan bir konsorsiyum tarafından
satın alınıyor. Yaklaşık 300 milyon sterlin değerinde. İngilizler bu futbolda şirketleşme konusunu çok başarılı bir şekilde yürüttü. Ve ciddi olarak da aslında dünyanın en zenginlerinden. Tabii iyi bir lig. İnsanların böyle hani çok dikkatle izlediği bir lig. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde de aslında orada özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın zengin iş insanları futbol, İngiltere'de futbol kulübü sahibi olmayı bir prestij olarak görmeye başladılar. O yüzden de aslında orada öyle de bir yarış var. Yani İngilizler bir de bu özellikle hani biz yıllarca Körfez'e ne kadar yakın olursak olalım, coğrafya olarak da yakın olmamıza rağmen hep böyle bir Körfez'den para gelmesini ya da Körfez'le işbirliği yapmayı böyle bir küçümser havada gittik. Başka bir gözle baktık. Ben de ona İngilizler dikkat çektim. O anda bütün oradaki parsayı topladılar diyebiliriz yani. Ben de ona dikkat çekecektim. Bir yatırımcı milliyetçiliği yapılmıyor. Evet, tabii ki yapılmıyor. Yani, özellikle bakın İngiltere'ye bir başbakan seçildiği zaman ilk ziyaretlerinden birini Körfez ülkelerine yapar. Hem oradan sermaye çekmek için hem Londra'ya yani finans merkezine sermaye konusunda yatırımcı çekmek için hem de ilişkileri hem enerji anlamında hem ekonomik anlamda daha sağlıklı tutabilmek için. Kimsenin böyle bir milliyetçilik yani paranın da bir milliyetçiliği yok zaten sermayenin yani kimsenin böyle bir derdi yok. Herkes ne kadar fazla yatırım çekerim ülkeme diye bakıyor. O yüzden İngiltere bu konuda çok özellikle Körfez'le işbirliği konusunda çok başarılı. Yani Newcastle United dediğimiz takım da yani işte taraftarı sağlam bir takım, ateşli bir taraftarı var, köklü bir takım. Zaten her yıl yaz kamplarının büyük bir kısmını mesela Uzak Doğu'da yapıyorlar. Çin'de, Japonya'da yapıyorlar. Bunu yapmalarının sebebi oradaki seyirciyi çekmek, yayıncı kuruluşlardan da önemli bir pay almak. Yani bunlar laf olsun diye hani ben gideyim de bir Asya'da tur atayım diye değil. Bunların hepsi para. Evet. Maalesef bizde zaman zaman yapılan bir şey ama işte o yüzden dikkat çekmek istedim bu yatırımcılar konusunda milliyetçilik şeyini. Hem orada öyle yani, kötü bir milliyetçilik yapılıyor. Bir. İkincisi de Türkiye'de futbol yönetimi, spor yönetimi konusunda ciddi eksikliklerimiz var. Bu konuda da daha farklı bakmamız gerekiyor galiba spor yönetimine. Peki, teşekkürler. Sen de bir spor yöneticisi olarak bunu da sana ileteyim. Teşekkürler. Özlem Doğaner. Güzel bir hafta sonu olsun, güzel bir gün olsun. Sağ olun. Erdoğan Turan, teşekkür ederiz. Hoşçakalın.